Buyur. Size bahsettiğim arkadaş, Cansu. Aramıza hoş geldin yoldaş. Eylül çok bahsetti senden. Sağ olsun. Çok memnunum aranızda olmaktan. Başka gelecek var mı? Tayfun diye bir arkadaş gelecekti. Bizim Ertunç'un arkadaşıymış. Sağlam çocuk. İşinize yarar dedi. Gelir sağ olun. Tamamdır. Eylül, diğer öğrenci evine git. Sana verilen paketi buraya getir. Tamamdır. Hadi. Şimdi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi bu iki çıkış yolu çok önemli. Buraya önlem alacağız. Ben bakarım. Şimdi sen yanına birkaç adam alıp burayı tutacaksın. Tamam. Tamam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Siz ikiniz de koordineli bir şekilde tamam. Buradan ilerleyeceksiniz. Olur. Çok dikkatli olun. Anlaşıldı. Tayfun denen arkadaş. Ertuş mu gönderdi seni? Evet. Hangi bölümde okuyorsun? Kimya. İyi. Geç otur bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu eylem hem örgütümüz hem de hücremiz için çok önemli. Herkesin tek tek çok dikkatli olmasını istiyorum. Burayı ve burayı çok dikkatli tutun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Dikkatli olsana kızım azıcık. Affedersiniz. Çok özür dilerim. Ben yardım edeyim. Bir de Sakar'ı bulduk. Neyse. Bak buraya odaklan. Peki. Bu çıkış ve bu çıkış çok önemli. Buraları dikkatli. Sen bırak. Bir de sen. Ben hallederim. Evet, bak, sizin görevi... Yardım edeyim ben de. Tamam. Tamam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Diğer az önceki... Ne yapıyorsun sen burada? Esas sen ne yapıyorsun? Polis olduğunu biliyorum. Şşş! Sus Savaş. Evet polisim. Sen de ağzını açmayacaksın. Çık git bu evden. Çık yoksa kötü olur. Ben şunları bir mutfağa götüreyim. Hala katil mi olur? Saçmalama Cansu. Hayatımı tehlikeye atıyorsun bak. Hayatı tehlikede olan biri varsa o da sensin. Ya gidip söylersen bu adam polis diye? Hı? Böyle bir şey yapmayacaksın. Bak ben burada mutluyum tamam mı? Biz bu halk için mücadele veriyoruz. Ne mücadelesi be? Sen ne saçmalıyorsun? Yarın öbür gün üzerine bombayı bağlayıp patlatırlarsa ne yapacaksın? Devrim gerektirirse onu da yaparız. Ne yapıyorsunuz burada? Bardaklar kırıldı da yeniden çay koyuyoruz. Oyalanmayın. Tamam. Sen git. Bak. Git yoksa bu adam ajan değil ispiyonlarım senin cesedini de bir çöp konteynerinde bulurlar. Sen ciddi misin Cansu? Sen de abim de düşün yakamdan artık. Buradan hemen gidersen içeridekilere bir şey demem ama uzatırsan karışmam. Cansu ne oldu sana? Nasıl oldu da birden bu kadar değiştin? Sizin gibi faşistler sağ olsun. Çok zor olmadı. Şaka gibi ya. Bildiğiniz gibi faşist devletle mücadelemiz kanımızın son damlasına kadar devam edecek. Örgüt yönetimimiz yeni bir eylemlilik kararı aldı. Buna göre karakollara, askeriyeye, kapitalist sermayeye saldırılar düzenleyeceğiz. Şimdi ilk adımı yarın atıyoruz.
bana cesur, gözü kara, dava için, devrim için kendi canını feda edecek gerçek bir kahraman lazım. Şimdi soruyorum arkadaşlar size. Var mı aranızda böyle? Ben varım. Cansu, heyecanını anlıyorum. Bu kadar kararlı olman güzel. Samimisin, o da iyi. Ama böyle bir eylem soğukkanlılık ister. Tecrübe ister. Bende hepsi var. İyi de... Bak, uyanık olman lazım Cansu. Polisler peşimizde. Ben sandığınızdan daha uyanık biriyim. O zaman ispat et. Silahını verir misin? Sen iyi misin? İspat etmemi istiyorsan silahınızı alayım. Az önce bir şey dediniz. Polis peşimizde diye. Ben onu düzeltmek isterim. Doğrusu polis içimizde. Ne? Siz fark etmediniz ama ben fark ettim. Bu adam bir polis. Ne diyorsun sen be? Onu dinlemeyin. Saçmalıyor. Ara şunu. Kalk. Tamam. Nasıl isterseniz. Olur. Ama önce burada biraz sorgulayalım. Tamam. Görüşürüz. Kimsin lan sen? Doğru mu söylüyor bu kız? Evet, doğru söylüyor. Ben polisim. Sizin gibi katillerin peşindeyim. Hepiniz hapse ya da mezara girinceye kadar da peşinizde olacağım. Ne öttün lan hakkımızda? Ne gerekiyorsa onu. Konuşsana lan, konuş! Benden hiçbir şey öğrenemezsiniz. Boşuna uğraşmayın. İyi. En azından bir polis öldürmenin zevkini varırız. Dur. Bir şey yapma. Richard bu adamı istiyor. Belli ki o bunu nasıl öttüreceğini biliyor. Bağla şunu.